Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la, ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. Üç bakan toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. İlk açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı ve bir veya birkaç vaka salgın değildir. Virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına geliyor. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Koronavirüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Ancak risk ciddidir dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise alınan kararları şöyle açıkladı. 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını Nisan sonrasını ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışını Mart değil Nisan sonunda yapmalı dedi. Ticaret Bakanı Pekcan'da maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Ticaret Bakanlığı olarak 2193 firmamızı denetime aldık. 2641 ürünü denetledik. 2180'ini de soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşmasını sağlayacağız diye konuştu. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklanmıştı ama bakan katılmadı. Eğitimle ilgili süreç Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile yapılacak istişare sonucu belirlenecek ve öğrencilerin tatil olup olmadığı bu istişare toplantısından sonra açıklanacak.